Halk Ekmek. Selam arkadaşlar. Halk Ekmek Radyo'nun bugünkü konuğu Savana'dan Motive, Pango ve O-S-C. C değil mi? C. Doğru. C, doğru. C abi. Doğru bildim bu sefer. Bu sefer. Bu arada bir önceki oldu ortaya çıktı şu an. Evet, İlla geçmiş mi konuşalım Doğukan abi? Abi hoş geldiniz. Hoş Hepiniz hoş abi. Geldiniz. Daimi konumuz mezar turizmde burada bu arada. Hoş geldiniz abiler. Evet. Hoş bulduk abi. Daimi konuk hep burada olduğu daimi için. Daimi konuk abi. 9 bölümde burada mı abi? Sanki bir farklı mikrofondan merhaba dedi gibi geldi bana. Sanki bir uzaktan geldi. Evet. Abi 9 bölümdür burada olmakla beraber ilk sezon da buradaydı. Ha, ilk sezon kaç bölümdü abi? İlk sezon 8 mi? Bilmiyorum ki ya. Çok zor bir soru. Hmm. Bir sene oldu. 7. 7'ymiş. Rejiden haber geldi. Ben o zaman demek ki senin ikinci sezondaki şeyleri dinledim. Biz seni ilk sezonda da almak istiyorduk bu arada. Ama ünlü değildin yeterince. Kanka sen ünlü değildin değil. Biz kontağı kuramadık yani. Ha, eyvallah. Yoksa zaten bir dakika bu arada ilk sezonda gelseydin. Gerçi bu şimdi de ya. En ünlü sen olacak diyecek mi? Yine en ünlü sensin. Sıkıntı yok sonuçta buradayız abi. Abi hoş geldin askerden. Hoş buldum. İstanbul'daydın galiba askerden. Evet İstanbul abi. Maltepe'deydim. Askerliğimi orada tamamladım. Askerlik görevimi. Geldim Allah'ın izniyle. Nasıl geçti abi? Güzeldi abi yani. Ya şey gibi oldu mu böyle hani... Mesela iş yapamadın ya. Hı-hı. Hani şey normal gündelik işlerini Hı-hı. yapamadın evet. ya. Böyle bir biraz da dinlendiğin gibi oldu mu bu arada? Abi, enteresan bir şekilde. Şöyle bir enteresanlığı var. Yani aslında dinlendim denemez. Çünkü hani ben gündelik hayatımda yaptığım şeyleri de yaptım orada. Yani hiç çok bir fark olmadı. İşte meselemiz ne? Çarşaf katla. Bu saatte içtima, şu saatte içtima. Yani tamamıyla saatten ve tarihten haberin olmasa gereken bir pozisyondasın orada. Ben kendi gündelik hayatımda da öyleyim yani. Mecbur olarak sabah... Erken kalkıyorum ve saatten, tarihten, her şeyden haberimin olması gerekiyor. O yüzden onda adapte olmakta çok zorlanmadım. Benim için ne iyi oldu? Benim okuma alışkanlığım kaybolmuştu abi son 2 senedir falan. Çok okuyan birisi değilim yani. Önceden de çok severdim okumayı. Askerde boş bulduğum vakitlerde tamamıyla kitap okudum. Bu arada aslında biraz da böyle sordum. Yanlış da anlaşılmasın şimdi dinlendiğimi falan dedim ya. Ben aslında mental olarak yani bu normal tabii. yaptığın... Ve zaten öyle olmuş. Onu tabii da... tabii. Yani mental olarak şöyle diyeyim abi... Ya oradayken işte yalnızsın ya. Bir de tanıdığın insanlar hep sadece 30 günlük insanlar. Yani 30 gün oradasın. 30 gün içerisinde tanıyabileceğin ve kurabileceğin samimiyetler barındırıyor. Yani o yüzden orada kısa şey samimiyetlerle... Şey oldu mu peki hani senin sivil hayattaki karakterin açığa çıktı evet, değil mi? Evet evet çok yani. Peki böyle hani... fazla. Kanka bir şeyler söyle falan gibi ya, bir level değildi değil mi? Oldu. O da mı oldu? Oldu olmaz mı? Bir şey attın mı akapella falan? Yok abi. Yani ben bilerek tekmeleri atsan ve marşları... atardın bu arada? Şöyle yani marşları o kadar yüksek sesle söylüyordum ki sesim yok olsun da. Hani bir sonraki gün şarkı söyleyemeyim falan. Yani. O esnada içine şey diyor neredesin lan pango falan. Akapella çünkü kanka. Ya onunla bile konuşmadım abi. O esnada abi, kanka içerik falan üretmeye devam etti en yakın arkadaşım iki tarafımda oturuyor. En yakın arkadaşım. İkisiyle de hiç muhabbet sohbet etmedim yani. Ha hiç telefonlaşmadın? Yok abi. Ben zaten sivil eşya bile götürmedim. Yanımda. Hadi ya. Evet. Ben telefon götürdün mü? Götürmedim abi. Tuşlu muşlu hani? Yok. Tuşlu içeride aldım. Hı-hı. O da hani acil bir şey olduğunda en azından haber vereyim ya da merak ettiklerinde dönebileyim diye falan. Yani tamamıyla oraya bir asker psikolojisiyle gittim yani abi. Bu arada gerçekten abi tamam benim seninle aynı dönemde arkadaşlarım da gitti. Hı-hı. Hani onlar böyle biraz ağlayarak gittiler yani. Hı-hı. Hani şey hani böyle şey oluyorsun ya abi çekiniyorsun yani. Benim bilmediğim bir yer tabii, ya. 1300 kişinin arasındasın şimdi bedelli yapıyorsun falan. İnsan tabii ki de biraz asker olduğu için farklı düşüncelere kapılabiliyor. Ama orası öyle bir yer değil. Herkese aynı pozisyon aynı görev düştüğü için yani ben şey diye avuttum kendimi her sabah kalktığımda. Yani sen şu an kalktın ama seninle birlikte 1300 kişi kalktı. Sen şimdi sigara içeceksin. Seninle birlikte 1300 kişi içecek. İçtimai içeceksin. 1300 kişi seninle birlikte içtimai içecek. Yani insan bunu avutuyor kendini. Çünkü aynı kadere sahipsin 1300 kişiyle. 30 gün boyunca onların ne yapıyorsa aynısını yapıyorsun yani. Abi vallahi tekrar hayırlı olsun ya. Teşekkür ederim. Pango ne haber abi? İyiyim abi sen nasılsın? İyi ben de abi teşekkür ederim. Abi sen de ben şöyle bir şey görüyorum. Böyle abi mesela şey hani çok iyi bir prodüktörsün. Ve diğer prodüktörlere falan da bakıyorum. Sen abi bir yandan da çok iyi bir content creator'sın ya. Senin garip böyle bir... Değil mi? Abi evet sen bayağı iyi bir content creator'sın bu bir yani. Bu ne bir şekilde o skillini geliştirdi abi. Abi ben nasıl gerçekten... olduğunu bilmiyorum ama. Ya storyleri falan var ya böyle aynen, yani. Aynen. Bazen götürüyor. Lan diyorum fikir düşünmüş gibi yani. Aynen, aynen. Vallahi abi böyle sen şey 15 mi? Saat buna kasmış da onu evet paylaşmış abi, böyle natürel bir şey mi? Yani kafana göre takılıyorsun öyle mi oluyor yoksa hani... Ulan biraz da güzel bir şey. Abi ne yapıyor biliyor musun? Oturuyor tamam mı? Telefonunu açıyor, fotoğraf çekiyor, bir şeyler yazıyor ve paylaşıyor. 15 saniye sürmüyor onları atması. Bak yemin ediyorum sana.
Yani o açıklasın tabii ki de. Ben ne alakalı? Vallahi diyeceğim sadece. Bütün konuşmayı vallahi diyeceğim. Vallahi öyle diyormuşum. Abi ben açıklarsam garip olur diye genelde evet, çekinirdim böyle şeyler. Ama şey hani ben böyle bir gözlemim var yani. Açıklar. O yüzden yani. Garip olmaz şu an. Ya şöyle ki öyle üstüne düşünüp yaptığım şeyler çok yok. Yani daha çok anlık gelişen şeyler daha komiğime gidiyor benim zaten. Öyle anlık şeyler oluyor genelde. Yani bir şekilde oluyor. Olmasına gayret gösteriyorum ben de. Yani. En karanlık parçaların böyle prodüktörüsün bir yandan. Ama mesela Instagram'ına baktığında... Aşko. Aynen. Tam aşko yani. Yakında link paylaşacak diye korkuyorum. Korktuğunu bilmiyordum. Kanka setlerinde de böyle bir durum var bence. Hani arada sürprizli şarkılar. Ben de severim biliyorsun. Mahzun çalmak falan. Senden almış aldığım sürpriz şarkılar da vardır abi. Aynen. Bir ara story atmayı korkuyordum ben senin yüzünden. Doja gizli paylaştığım şarkıları. Ben daha çalmadan atıyor bana. Aynen bir anda. Pagoba'da es sallayarak çalıyor böyle. Kanka, Doja Remix'ini, Central C Doja Remix'ini evet, senden bulmuştum mesela. Kanka ama zaten sen de şarkıyı hani... Yani... yani. Hani Doja atmadı sana yanlış şarkıyı anladın mı? Kero falan böyle arıyor. Hay Kerem. Abi senle de konuşalım bu arada. Konuşalım. Daha önce bu motive dışında yani motiveden önce bu işi yapıyor muydun? Tabii ki evet. Yine abi. Rap sanatçılarıyla mı yapıyorsun? 10 senedir yapıyorum. Hadi ya. Sadece çok genç değil. Görünüyorsun ben abi 10 senedir. 10 senede dincim. Bayağı dincsin bu arada. Yakında yaklaşık yaşlanacağımı düşünüyorum bu arada ama 10 senedir yapıyorum. Sadece ya rap değil bu arada. Rap değil yani. Çoğu sanatçının konserlerini yazıyor mesela. Vallahi abi özür dilerim bu arada. Ben gerçekten hazırlıksız abi. Yakalandım bir yandan da. Hani şey olmadığı için. O yüzden senin anlatmanı istedim yani. Evet yani bence biraz bahsetmenizin. Ama bu 10 senedir yapıyor şeyi var yani. Hani böyle yani, gerektiğinde atar, gerektiğinde falan. Mesela şeyi hiç yaşadın mı? Çıkarmıyorum ben sanatçıyı falan yaşadın Yo, mı? Yok çok yaptım onu evet. Ya eskiden bu sektör daha amatördü hani öyle söyleyeyim. Çıkarmadığımız çok sanatçı oldu. Daha amatör çalışılıyordu mesela konser kaşeleri konusunda. Yani 10 senedir yapıyorum ama bu sene bizim girdiğimiz girişim farklı bir girişim yani öyle söyleyebilirim. Savan olarak. Evet aynen. Benim ilk kaşeli işimi Oğuz yazdı bu arada. Şöyle bir şey bu işi yaptığımdan zevk aldığım tek dönem diyebilirim yani. Senin kaşe şarkıda geçiyor zaten bu arada. O biraz daha az söylüyoruz. Aynen. Hani şöyle düşün. Gece konserinde. 6 ay önce yazıyorum şarkıyı. 6 ay sonra çıkıyor. Yayın alana kadar. Yani. Hani ona göre falan gibi bir şey oldu. Biraz öyle oluyor. O şarkı çıkalı da oldu hatta zaten. Oldu. Yani. Bayağı oldu. Yazılalım da bayağı olmuştu. Abi bir de ben mesela şöyle bir şey düşündüm. Şimdi ben mesela ben reklamcılıktan geliyorum. Reklam yazarlığı yapmıştım yani uzunca bir süre 7-8 sene. Orada şöyle bir düzen oluyor. İşte junior oluyorsun önce. Junior yazar işte. Hı-hı. En az maaş alan demek. Ondan sonra işte bir normal oluyorsun. Junior senior değilsin. Hı-hı. Normal düz yaratıcısın. Sonra senior oluyorsun. Sonra yönetici oluyorsun. Sonra kendi ajansını kuruyorsun abi. Tamam mı? Hı-hı. Bu böyle bir yolculuk yani. Eyvallah. Kurmazsan da kayboluyorsun gidiyorsun yani. Burada abi ben sanki biraz bu senin şeyinde falan da biraz öyle görmeye başladım. Ben seni şimdi çok eskiden beri takip ediyorum. Eyvallah biliyorum abi. Böyle hani... Başka oluşumlardan. Evet. Ben de seni eskiden beri de takip ediyorum. Abi. Başka oluşumlardan takip ediyorum yani. Evet abi. Hani oralar mesela senin o yine benim o az önce anlattığımdaki juniorlık durumları gibiydi. Sonra evet. Arada böyle bir o mid dönemi oldu. Sonra tabii. Şu an mesela bir seniorlık dönemi gördük yani. Evet. Şimdi de sanki artık o şeyi kurduğun döneme evet, geldik galiba evet. Yani. Ya, biraz bayağı bir yapı oluyor. Yani çünkü. Şöyle oldu abi. Şimdi kendi işinden de yola çıktığın için daha iyi bilirsin, rahat bilirsin. Hani biraz pişmen, biraz tokatlanman, yani birazcık alışman, ortamı koklaman gerekiyor böyle durumlarda. Şimdi biz dört duvarın içindeyken hiçbir şeyden haberimiz yok. Bu dünya ne bilmiyoruz yani. Müzik yapıyoruz evet ama bu biraz daha şey gibi bir şey. Duyguların birikiyor. Sen bunları cebinde biriktiriyorsun. Müziğini yapıyorsun diyelim. Şarkıların çıkıyor ortaya. Ama bunu kime nasıl duyurman gerektiği hakkında herhangi bir fikrin yok. Ve bunun için bazı insanlara ihtiyacın oluyor. O zaman da el sıkıştığın insanlar işte tam olarak bu bahsettiğim insanlar. Sonra meseleyi anlayınca ve... Hak hakkaniyet ortaya çıkınca şey diyorsun yani ben arada insanlar olmadan da bunu yapabilirim. Yani kendi ekibimi yaparım, kendi ekibimi kurarım. Ve kimin ne yaptığına dair profesyonel fikirleri vardır. Ben de onunla sıkışırım ve o kendi alanında beni başarılı eder. Yani her zaman bu düzen böyle oluyor. Biz de biraz gördük abi tabii ki neyin nerede para ettiğini, işte paranın nasıl yönetildiğini, bu işin ticari yönünü, ticari yüzünü. Dediğim gibi benim ilk kaşemi bu adam yazdı. Ben sana şimdi ilk kaşemi söyleyeyim. Aradan 3 sene geçti mi? Ne 3 senesi? 2 sene geçti belki. 2 sene önce benim kaşem 7500 liraydı abi. Hatta 1,5 sene geçti bu arada. Hatta aynen yani 7500 liraya bana bir iş yazdırabilirdin. Ama şu an bana 7500 lira versen ben sana şey derim. Yani benim sanatım bu parayı hak etmiyor abi. Benim daha... Yo bence haklısın bu. Eyvallah. Yani demek istediğim bu şey gibi değil. Hani
bu ticaret konuştuğum adamla yaptığım bir diyalog. Yani hı-hı, benimle sanat konuşan insana hiçbir zaman zaten ben ne ticaretten ne paradan bahsederim. O işin apayrı bir boyutu. Çünkü hissel bir şey bu. Ne olursa olsun senin kendi içinde yaptığın şey de bir sanat. Yani şu an bizi burada toplaman da bir sanat benim eyvallah için. Çünkü bu yine senin language'in. Bizi alakadar eden bir şey yok. Sen kendi dilinde bir şeyler ifade etmeye çalışıyorsun kendi takipçilerine. Benim de aynı şekilde düşünebilirsin. Şimdi senin pazarladığın yerin ticari anlayışı bir başka oluyor dili. Bizimkinin bir başka oluyor. Ben bir de şeyi gördüm. Hani sanatçıdan sanatçıya da başka oluyor. Hani tabii, bu sadece şey değil. Nasıl diyeyim? İşte A rapçisi, B rapçisi böyle yapıyor, C rapçisi de böyle yapar diye bir şey değil. Yani ben şu an A rapçisinden fazla fiyat da biçebilirim kendime. İşte ben biraz onlardan da bahsettim. Evet. Yani senin abi bu oluşum olayında. Evet, hani abi, ben şimdi mesela oraya seni başa koyuyorum gibi hani başka bir yapı olabilir bilemem. Hı-hı. Ama hani sizin bir yoğurt yiyiş biçiminiz falan var. Biraz mesela başka yerlere de götüreceğim konuyu. Kardeşim çok böyle güler yüzlüsün vallahi, tribe giriyorsun. Nasıl bir tribe giriyorsun abi? Kulağıma konuşuyorsun bir de. Abi şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi yine bir işi yapma biçiminiz yine buradan da işte bu düşüncelerden ve bu yapıdan geliyor aslında belli ki. Evet. Abi şöyle bir olaya da çok dikkat ediyorsunuz. Bu mesela burada da bir futboldan referans vereceğim. Abi evet, futbol kulüpleri mesela işte şey Türkiye'de hani işte forma tanıtımları böyle bir tırt olur. Böyle her şey bir oldu bittiye gelir falan. Böyle biri transfer olur 5 gün 3 gün sonra resmi fotoğrafı çıkar. Ama mesela Premier Lig'de adam transfer olur. Transfer haberini forma tanıtım, direkt forma satmak için yaparlar. Fotoğrafları evet, çekilmiştir, her evet, şeyi hazırdır evet, falan. Abi sizin işlerde de görsel, yani bu visual tarafınız aşırı güçlü ve hı-hı, bu Türkçe rapte abi çok garip bir şekilde çok az, yani neredeyse gelişmeyen bir şey yani. Hani çok az kişi buna önem veriyor ve onlar da devamlı önem vermiyor. Yani arada güzel bir şey yapıyor, sonra yine bir şey yapmıyorlar falan. Hatta böyle abi en hani mesela... Kimde ne rezel dedin mesela evet, tamam mı? Hani evet, hani onun bile ben mesela güzel bir klibini şu an hatırlamıyorum yani. Eyvallah. Dolayısıyla sizin bir şey gibi söylemiyorum bu arada. Kıyaslama falan olayı değil bu. Tamamen şunu anlatmaya çalışıyorum. Sizin abi her işinizin bir o işe ayrı bir ait bir fotoğrafı var. O işe ait videosu var. Hı-hı. O işe ait kanvası var. Hani hı-hı, bu tarafı da hani mesela sen şarkıyı beat yaptın sözü gibi o öyle bir dünya değil yani. Değil evet. Her şey çok paket yani. Farklı bir dili var. Standartları da var. Yani onu da şöyle kendi açımdan yorumlayayım abi. Arkadaşlarımdan da farklı yorumlar olacaktır. Yani ben biraz daha şey seviyorum. Hani bu işi anlayan birisiyle yapmayı. Hani her fikir bana ait olması yani çok doğru bir şey değil. Ya da bunun gereği yok. Ben mesela Cesur'la senelerdir çalışıyorum. Cesi biliyorsun. O bizim genel olarak kreatif tarafımızı yöneten. Aynı zamanda Bedir. Aynı zamanda ilham aldığım adamlardan birisi Mr. Besk. Yani o da, o da beni senelerdir tanıdığım birisi. Hatta Cesten de eski tanıdığım birisi. Ve o adamı kategorize etme biçimi bu işe. Ben de farklı bir pencere açtı. Hani şey dedim. Kim ne işi yapıyorsa, nereye aitse herkes onu yapmalı bence dedim. Hı-hı. O yüzden biz mesela stüdyoda ne kadar aktif oluyorsak... Jess gibi, Bedir gibi adamlar... Şu an Jess zaten bizim bütün her şeyimizi mesele ele alan... Yani yapan ve tasarlayan kreatif direktörümüz o yani. Bir açıdan tasarlamak yerine hani ben şey dedim. Bütün mesele bu ekibe ait olsun, kreatif ekibe... Ve adamlar her şeyden noktayı koysun bize sormadan ve onların fikirlerine güvendiğim için ben yani mesela şu an Jess'in benim adıma imza etkisi vardır abi bu konularda hı hı, yani nasıl diyeyim visual konularında. Hani bana sormadan şey diyebilir ya bu güzel oldu bu motive olsun hani o askerdeyse bile biz hallederiz diyebilecek bir şey yani nasıl diyeyim yakınlık derecesine sahibiz. Çünkü o adamlar da sanatın yani görsel sanatın en başında ve içinde olduğu için biraz şey durumuna düşüyor hani. Ben ne kadar bu sound'dan eminsem ve bundan vazgeçmiyorsam o adam da onun görselin ifade biçiminden o kadar emin ve ondan vazgeçmiyor. Ben de bütün meseleyi onların eline bırakmayı tercih ediyorum yani. Hepimiz için aynı şey geçerli. Sadece benimle değil. O yüzden orada daha net adımlara, net kararlara sebep açıyor bu yani. Sen görüyorsun mesela diyorsun ki oha bu ayrı bir katalog mesela. İnsan öyle düşünüyor sanattan anlayan adam. Başkası görüyor belki anlamıyor ama benim için sarkastik olan şey daha önemli. Yani daha az kişinin anladığı şey her zaman benim için tercih edeceğim yol yani öyle söyleyeyim. O yüzden tercihim Cesur. Aynen. O yüzden mesela Cesur popüler olana mesela insanlarla iç içe işler yapabiliyor, birlikte olabiliyor ama yaptığı şeyin tamamıyla popüler olduktan sonra mesela bir artı getirmiyor adama. Başkası yapsa Cesur'un yaptığı şeyi çok da bir reaksiyon almaz yani baktığında. Ama Cesur yapınca ayrı bir reaksiyon alıyor. Çünkü yaratıcısı o adam. Ya bir, yanlış anlayacaklar şimdi beni belki böyle dediğim için ama yani biraz yaratana saygı diyebiliriz. Yani o kıvamda ilerliyor benim işler. Yani bu adam görselde bir şey yaratıyorsa ben ellemiyorum abi. Çünkü ona saygı duyuyorum ve kararlarından eminim yani. Abi öyle işte söyleyeyim. Bu zaten konuyu açarken de böyle bir şey yapmaya çalıştığım şey bu konuyu
böyle bölüyorsunuz. Evet. Ve böldüğünüzde de bu kendi işini yapan insanlara da hani tamamen güveniyorsunuz. Evet abi. Dolayısıyla o insanlar, çünkü abi şöyle bir şey var. Sadece bu işi, yani bu işi mesela cesur olsun, başkası olsun, hı-hı, mesela hani direkt cesur üstünden anlatmıyorum. Bir şey yaptığında, böyle bir oluşum içerisinde bir şey yapan bir insansan, bunun özel hayatında da şeyini görmek istiyorsun. Anladın mı? Bir ortama girdiğinde de bunu söylüyorsun, hı-hı, yani. Dolayısıyla böyle bir şey verdiğinde, abi sensin bu dediğinde, evet, o insan da bu sefer kendini de çok temsil ettiği için daha da ilgileniyor. Tabii. Ve ama işte hani gerçekten abi işlere baktığımda hani böyle oturup abi izliyorum, tamam mı, evde böyle. Ya böyle çok düzgün ya. Hani eyvallah, her şey çok düzgün, anladın sağ mı? Böyle abi. Ya mesela sizin abi Hefe ile çorba işinizdeki videolar hani. Evet. Ya böyle bir konsept. Bir şey denemek yani bu. Tabii ben, benim hayatım denemek abi yani. Ve böyle hani endüstri işte 21 günde bir şarkı çıkarıyor ve işte böyle bana bir şey hissediliyor ya. Abi şöyle söyleyeyim. Bu iş tamamıyla kuralların dışında bir iş. İnsanlar her zaman şey diyor. Yani işte hip hop, rap, müzik, Türkçe sözlü rap, müzik şu sınırlara tabidir. İşte bu çerçevede yapılır. Şöyle olmazsa rap olmaz. Ama aslında şunu unutuyor söylerken. Yani bu işin zaten doğuş amacı özgürlük yani. Yani senin zaten yeni bir adım atman gerekiyor ki hip hop'a hizmet edebilesin yani. Sen yeni bir adım yapmıyorsan ve Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışıyorsan senin yani bu yaptığın işe herhangi bir katkın olmuyor. Ben bunun o yüzden insanlar A'ya hareket ederken B'ye hareket etmemin sebebi bu yani. Biraz daha tam rutin görünüyor olabilir bir şeyler. Yani sürekli biz sanki aynı şeyi yapıyoruz gibi bir döngüde, evet, ama deniyoruz yani. Çorba riskli bir hareketti. Yani çorbayı ne bileyim 3 milyon insan izledi belki şu an YouTube'da. Çok da aslında... Ama çorbada da mesela Andy Warhol referansları falan var, yine var, öyle var, fikirler evet, evet, var yani. Bak yine sanata, onun bir bomba olması falan tabii, yani tabii çok de iyi işler abi. Eyvallah abi. İşte oradaki fikirleri benim isteğim onları değerlendirmek. Yani şey değil lan bununla uğraşılır mı yok say değil. Yani ben değerlendirmeyi seviyorum. O yüzden sadece sanatta da değil. Kendi hayatımda aldığım kararlar, yaptığım tercihler yani müzik ortamında yaptığımız şeyler, sanat ortamında yaptığımız şeylerin hepsi buna dayalı. Yani çünkü ben kendi ilkeme karşı gelmiş olurum bunu yapmazsam. Bir şeyler hep sabit ilerlerse hiçbir şeyin değişeceği yok yani. Hiçbir anlamı olmaz bence. Mesela abi az önce dediğin hani işte bu işi iyi yapan insanla yapıyorum ben örneğim evet, evet, vardı ya. Evet. Ona da mesela ben yine canlı böyle canlı ne ya. Yani şahit olduğum bir şeyini anlatacağım. Tabii ki de abi. Abi bu geçen sene bir tane Harbiye'de konser vardı. Hani böyle birçok insan çıktı. Bir toplama albümünün konseriydi sanırım. Tirat. Evet evet, Tirat. Evet. Orada mesela ben oraya da gelmiştim. Seni dinlemeye gelmiştim. Hatta Jess şey yapmıştım. Jess ile ayarlamıştım. Orada da mesela şeyi gördüm abi. Senin orada stilistin vardı mesela. Evet. Hani Begüm'dü sanırım. Evet Begüm. Orada senin stilistin vardı. Aynen. Ve o da mesela böyle bunları görmüyoruz ya pek. Ama bu evet, mesela bu iş profesyonel yapılınca böyle yapılması gerekiyor ya. O da mesela onda da mesela o şey kafamı o böyle bunlar birleştiği için sordum zaten. Hani eyvallah, senin eyvallah ya bu işi yapan böyle biri var yani. Sen de biliyorsun tabii ki bir yerden bir şey alıp giymeyi. Tabii. Ama hani güzel kıyafet alıp giymekle bir stilin sahibi olmak başka bir şey olduğunu evet, farklı da bir şey. Aynen. O yüzden mesela orada da demiştim yani. Vay helal olsun lan adam hani. Eyvallah abim. Öyle bir işte bu biraz daha şey çizgisine bağlıyor bende mesela abi. Hani sen bu işi para kazanmak için yapıyor olabilirsin. Ama benim meselem o değil yani. Ben senelerdir çocukluğumdan beri ben bir mesaj vermek için yapıyorum. Yani benim bu işe harcadığım para benim için çok önemli değil yani. Ben gerçekten kazandığımdan fazlasını harcayabilirim. Çünkü benim senelerdir amacım göstermek. Bir de zaten aynı şeyden konuşunca hani yine evet, işi bilen yapsın tarafından evet, konuşunca abi, sen sanatı yapıyorsun ve hı-hı, parayı kazanacak olan adam yanında oturuyor. Yani. Bu arada. Evet. Ya abi zaten hani demek istediğim o ince çizgi bilmek lazım. Yani ben bu işi gerçekten ticari olarak yapıyor olsaydım yani görünüşüme bile çok önem vermezdim açıkçası. Yalan yok ya da yaptığım sound'u da klasikleştirebilirdim. Ya da şey gibi değil yani kaçıyor gibi görünmesin kimse. Ya da millet çünkü şey diyor ulan hit yapamıyor konuşuyor falan da benim amacım hit yapmak değil ki ben yapıyorum hit oluyor gibi düşünebilirsin. Ya da ben bunu söylemek yerine şöyle söyleyeyim ben kendimi popüler etmeye çalışıyorum ya da kendi yaptığım şeyi popüler etmeye çalışıyorum. Yaptığım şey old school da olabilir ya da ne bileyim farklı bir pencereden de bakıyor olabilir bu meseleye. Ama ben onu popüler etmek için elimden geleni yapıyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Belli başlı çerçevelere sabit kalıyorum abi. Hani diyorum ki ben bu işin şusuna müdahale etmeyeyim. Bu işte profesyonel kimse o yapsın. O da başka bir yerden yürüsün. Yani bir albümün... Bir de o da bir sorumluluk alsın ha, yani. Tabii herkes... Ama şöyle düşün. Ben lan iğrenç bir müzisyenim. Bok gibi müzik yapıyorum abi. İğrenç müzikler yaptım 20 tane. Tamam 30 tane. Bunu bir albüme koydum. Param da var tamam mı? Dedim ki Cesur gel lan şu albümün kapağını yap dedim. Cesur'a kaşesini verdim. Albümün kapağını yaptı. Abi Cesur albüm kapağı patladı. Cesur'un amcamın oğlu tabii ki. Albüm kapağı patladı abi. Bir girdin albüme abi. Albüm leş gibi. Hı hı. Nasıl olacak şimdi bu? Albüm kapağı patlamış.
efsane bir albüm kapağı var. Harbi böyle çığır açtı, akıllara ziyan oldu. Hı-hı. Ama albüm kötü. Yani bu dengeyi sağlamak ya lazım. Ya işte hepsi birleşip bir kontekst oluşturması. Evet evet. Yani bir şey ifade etmesi gerekiyor. O yüzden diyorum ya abi, hani ben bu işe kazandığımdan fazla da harcayabilirim. Bu tamamıyla benim seçime ve kararıma kalmış. Bir de abi kalmış. O senin ona verdiğin bir şeyi gösteriyor ya. Öyle, evet. Ona genelde bir öyle diğer oluyor zaten. Aynen yani. Özgür olan şeye yani saygı duyuyorum. Çünkü hani benim amacım ne? Ben özgür bir şekilde... Finans uyarısı yapalım bir tane. Ya finans yaparsak sıkıntı olur. Yatırım tavsiyesi. Aynen. Ya özgür bir şekilde yapabiliyorsam ne mutlu bana yani. Ben işi en profesyonel kim yapıyorsa onu bırakmanın kararındayım. Çünkü günün sonunda mesela diyelim ki ben bir albümden 100 milyon kazandım mı? Tamam kazandım. Ne kadar harcamışım? 101 milyon. Yani finalde o albüm bana kazandırmış 100 milyonu yani. 1 milyon aynen da çok benim için önemli bir şey değil yani. Yani bizim şey anılarımız da var yani. Yani bize mesela lojistik ayarlanıyor, kalacak yer ayarlanıyor. Yani biz gidiyoruz, Oğuz diyor ki yani buraya köpek bağlasan durmaz yani. Biz kendimiz tutalım. Yani biz cebimizden harcadığımız da oluyor abi. Yani dediğim gibi bu biraz da yatırdığını geri kazanıyorsun yani bir şekilde. Ama eksik ya da fazla bunu hani finalde önemseyecek sonuçlar elde ediyorsun yani. Ya da şey diyorsun. Ya ben bunu bu kadar harcadım. Mesela telefon yedim kafama sahnede. Hı hı. Sahneden indim. Ya şimdi ben oradan alacağım parayı nasıl alayım? Ya da hani şey düşünüyorsun. Ha öyle bir şey olduğunda alınmıyor mu para? Genelde biz reddederiz yani. Neden olmasın abi? Yalan mı? Magazin bir sen reddediyor musun? Yani. Sen de reddediyor musun? Ben yani de reddediyorum aslında tabii. Aslında şöyle şeylerimiz de var yani. Sonuçta oraya güvenlik yok, koymayan... Yok ben yine de paramı alırım. Sahneye ha çıktım, güvenliği sen koymadın ama, yani. Ama o abi şöyle düşün. Tamam mı? Şimdi şöyle düşün. Şimdi sen oraya çıkıyorsun. Tamam mı? Adam oraya güvenlik koymamış. Sana telefon geliyor. Sen sahneden iniyorsun. Sonra şeyi düşünüyorsun. Ya ben kendime kişisel bir güvenlik tutayım. Oğlum bunun parasını da ben ödeyeceğim. Aynen. Yani insan otomatik olarak senin dediğin meseleye evet ikileme düşüyor. Bu sisteme yani de geçtik yani. Bu sisteme de geçtik bu arada. Ama yani bu sisteme geçilmesi gerekiyor. Çünkü yani Türkiye'de abi garip, ben internetten ama görüyorum. Ama geçen de ya yok yani şu an. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Sen kimsin ki güvenlik ha tuttun? Ha. Sen kimsin ki senin bu adamlar yanında? Yani aslında bu biraz şey bir şey. Yani ben birisi değilim kanka. Beni önemsiz say. Sadece bu adamlar bir şey korumak zorunda ve birileri buna para ödüyor yani. Bu kadar. Beni sayma yani. Beni yok say. Hatta bana küfür et yani. De ki yani senin amına koyayım de. Siktir git sen kimsin? Senin yanında niye bu güvenlikler var de. Ama hala o güvenlikler mecburi olarak benim yanımda ki benim param boşa gitmesin. Abi bu arada senin yanında güvenlik gerektiğini senin yanında biraz takılan bir insan anlar zaten. Çok kolay bir şekilde anlayabilir ama insanlar konuşmaya yer aradığında evet, konuşacaklar evet, demek tabii ki. İstediğim o yani. Ya bir ara abi çünkü ben internetten izledim. Türkiye'de böyle rap konserlerinde garip bir şekilde bir şeyler fırlatmak böyle evet, bu evet popüler oldu falan. Oldu. Hani akım insanlar gidip aynen akım ha oldu abi. TikTok akımı gibi ya insanlar popüler olmak için sanatçıya bir şey fırlatmaya atıyor falan başladı. Ya bir de bunu fırlatıyorlar. Hadi onu geçtim. Sen fırlatıyorsun. Mekan şunu da düşünmüyor. Ya ben bu adam için tamam bunun kaşesini ödedim eyvallah da ben bu adam için lan iki tane güvenlik koymadım. Yani bunu da düşünmüyor adam aynen anladın mı? Sahneden inince de sana caz yapıyor. Diyor ki neden indin sahneden? İşte biz sana seni getirmek için bu kadar emek verdik, şunu yaptık. E tamam da ben buraya çıkabilmek için emekler verdim yani. Kaç saat yol geldim bir. Bir de İki, senden bir tane var hazırladım abi. Bugün adam telefon atıyor başka bir şey de atabilir ha, ya. Valla tabii çakı geldi benim yo, kafama bu arada bir sahnede. İşte aynen yani öyle. Açık çakı da atıldı sahneye. Adam çakıyı açmış bildiğin. Ya biz gene... Yani, ok atar gibi kafama atıyor yani. Kanka Figo'ya böyle domuz kafası atmışlardı ya. Oğuz daha hakim. Ilımlı davranabiliyoruz tabii. İnmemek istiyoruz yani. Bir kişinin yaptığı suçu 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 kişi çekmesin, çekmesin diye hı-hı pardon. Ama yani açık çakıda atılmaz yani. Bunun için özel güvenlik de tutuyoruz sahne emmemek için. Ama onun da parasını biz ediyoruz yani. Demek istediğim yani şey biz o. Biz de hani aslında çok emek harcıyoruz. Sahneye biri atlamaması için biz çok strese geliyoruz mesela yolda. Ulan biri atlar mı diye düşünmek çok zor bence yani sahneye. Yani bu adamlar kenarda duruyor mesela. Taş atar mı yani diye. Abi çok gergin bir şey ya bu. Evet, hani sen sahneye yani çıkıyorsun. Orada yani kitlenin %99.9'u çok eğlenecek. Hı hı. Ve bir tanesi böyle video çekecek diye böyle bir şey yaşıyorsun. Ya yani işte bu nerede oluyor biliyor musun abi? Şimdi biz mesela küçük çiftlik park yaptık. Bostancı gösteri merkezi yaptık. Bak Bostancı hatta tekrardan buradan vardır illaki depremzede olan kardeşlerim. Geçmiş olsun hepsine. Bir depremin sonrasına denk geldi ve Ramazan ayında denk geldi. Buna rağmen benim kemik kitlem bunu tuttu ve o konseri sold out yaptı. Mesela ben o konserde bir tane bile problem yaşamadım. Küçük çiftlik. Bir tane problem yaşamadım. Evet. Ama bir yere biz festivallere ya da adımızın mesela adımız çıkıyor işte Motive bilmem ne sahnesinde ya da işte bilmem ne festivalinde. Şimdi adam onu görüyor kapının önünden beni tanımasa bile parasını veriyor ya da ücretsiz oluyor festival giriyor abi. Hı hı. O adam işte çok tehlikeli. Demek istediğim benim için gelmesi gereken yani i̇şte yoksa o adam çakı da atar. Kafa da atar, telefon da fırlatır, ateş çakmak da atar, bozuk para da atar, gerekirse kendine atar. Anladın mı?
bir şekilde orada o meseleyi gerçekleştirir yani. O çok tehlikeli bir durum. Ha, bizim de mesela hevesimiz kaçıyor karma festivallere karşı. Hani şey diyoruz ya, buna çıkmayalım şimdi. Burada dağın başında buna çıkacağız. Adamlar gelecek bizi rezil edecek orada yani. Hevesini yani, kaçıran bir şey insanlara böyle yani. Böyle minor tarzı rock and coke'da bile olmuş ya aslında düşünce. Yani, Pango en büyük şahitleri. Benim sahneyi izleme fırsatım olmuyor mesela. Hani o ikisi en azından sahneyi izleyebiliyor. Hani ben şarkı söylemekle meşgulüm o an ama kafama gelen çakıyı da düşünmeyeyim yani. Evet. Hani demek istediğim ya o aynı, biraz mesela. Aynı zamanda hani Moti kendi isteği olarak gitmediğimiz yerlere gidelim, orada dinleyicimiz var diyor mesela. Abi biz bir tane adamla fotoğraf çekilmeden gitmiyoruz hiçbir Kütahya'ya yere. Kütahya'ya gidiyoruz, Muğla'ya gidiyoruz, uzak yerlere kendi isteği üstüne gidiyoruz. Orada her şeyi yapıyoruz. Mesela atıyorum bir ara bizim telefon mevzumuz patlamıştı. Aynen. Sahneye telefon atılır, hadi böyle at da. Böyle adamın kafasına atar gibi atıyor. Ya bu arada alırım, geri de vermem abi, bana ne? Yani bana kalmış. Kulise girebilir misin? Uğraş abi. Uğraş dur yani, anladın mı? Giremezsin abi. iPhone'umu bul. Aynen, dediği gibi muhabbetler yaşanıyor ya. Yani. Yani salak saçma muhabbetler abi. Pango sen o telefonlarda da story atarsın. o da mağdur ya. Öyle deme. Sana da oluyor mu ya? Yani bize oluyor gibi oluyor günün sonunda. Tam olarak suratına gelmese de sağından solundan geçiyor sen abi. Sen çünkü abi böyle geliyor. yüksekte oluyorsun bazen ya. Çok bu şeyin düzenini evet. Ben hiç anlamadım ya. Bu Harbiye'deki de kanka siz böyle bir 5 metre falan yukarıdaydınız. O Harbiye biraz şovdu. O neydi yani oğlum? Onlara biraz daha hak ettiği yüksekliği veriyoruz abi. Abi aynen böyle arkada böyle ve sürekli şöyle yapıyorlar. Bir de diyorlar ki prodüktörler hep gölgede kalıyor. Ha, aslında 5 metre yukarıdayız diyor. Falan. Benim hiç öyle bir şeyim yok. Ya bu arada sen tamam. en gölgede kalmayan prodüktörlerden birisin galiba ya. Ama ya kendi şeyinden dolayı. Yani. Kanka O Ses Türkiye olayı ne ya? O Ses Rap. O Ses Türkiye Rap. Tamam, tam ismi sanırım. Ya. Tam ismi aynen. İşte onun pardon bu arada. Yapılıyor şimdi. Ben de emin değilim tabii. Sen ne yapıyorsun? Prodüktörü mü yapıyorsun? Yapıyorum kendi. Katılanlara mı? Aha, yarışmacılarla ilgili daha çok işlerimiz. Jüri değilim yani. Anladım. Buradan da Acun abiye selam. Annem de buradan annem de jüri zannediyor. Bütün Acun Medya grubu. Ben de jüri olmadığını story'inden anladım. Buradan bütün Acun Medya grubuna. Peki şey level'ı mı kanka? Hani böyle sadece beat yapmak değil de mesela autotune istiyor. Bir de onu da açıyorsun falan abi gibi. Her şeyi yapıyor. Her şeyi. Bir sanatçının yani ayakkabısına saçına ilgileniyor bu. Öyle söyleyeyim sana yani. Öyle mi yapıyorsun? Kaşe yükseltelim o zaman. Aynen bu arada. Adama söylemediniz mi? Tüm kalemleri yani. Tam ne yaptığımı bilmiyor. Evet. Kaşeyi biliyor yoksa. Paradan haberi var da ne yaptık bana biliyor abi. Evet, aradan geri geldik ve albüm hakkında konuşacaktık. Ama ben abi bir önceki dediğine referans alarak evet, şey abi. Demiştin ya. Benim hit yapmak gibi bir amacım yok. Hı-hı. Hani globalde de Doğukan'la hatta seninle beraber dinlemiştik o albümü ilk. Hani kendiklerine son albümü çıkardıktan sonra evet, öyle bir muhabbet vardı ya. Çok iyi konu. Bu albümde hit yok diye Türk dinleyicilerden çöp bu albüm falan diye bir paylaşımlar falan olmuş. Kendrick Lamar gibi bir insan. Yani işte abi. Mesela o durum yani bu tip durumlar hakkında ne düşünüyorsun onu merak ediyorum. Gerçekten yani genel dinleyicide gerçekten bir hit hastalığı gibi bir durum var. Hani evet. Her şarkı arabada yani arabada dinlenen şarkılar güzeldir bu arada. Ben de bütün bir yani en iyi referans arabadır ama sürekli patlamaya sürekli inanılmaz şeyleri dinlemeye gerek yok. Başka bir yolculuk da vaat ediyorsun bence. Yani, özellikle son şarkın. Eyvallah abi. Randevu söylemiştim arada. Eyvallah biraz. Teşekkür ederim. Benim muhteşem sesimden dinlemişsin şarkıyı. Estağfurullah. Öyle şeyler yaşandı burada. Evet abi merak ediyorum. Ben bunu abi, nasıl kaçırdım? Abi şöyle Pango bir yorumun Pango. Varsa önce konuş ya da ben konuşayım. Nasıl dersin? Çünkü özür dilerim böldüm gibi mi oldu? Kanka çünkü prodüsör tarafını da çok tabii, ilgilendiren bir konu bu arada. Söyledim yani. Çünkü hani benim söyleyeceklerim uzundur zaten de. Bu adamın söyleyeceklerini her zaman yakalayamazlar yani. O yüzden. Abi beraber yarattığınız bir vibe, bir enerji ya zaten. Hani ne hayal edilerek yaratılıyor bu. Yani biz eğlenmek değil amaç. Önce kategorize edip sonra yapmaktan ziyade önce yapıp sonra kategorize etmeye çalışıyoruz desem herhalde yanlış olmaz. Yani böyle çok doğru. Bir şeyi hit olarak nitelendirmemiz çok zor çünkü henüz daha yayınlanmadı mesela bu şarkı. Çünkü yani neyin ne reaksiyon alacağını nasıl kestirebiliriz ki? Türkiye'de şimdi ortalama olarak neyin sevildiğini görebiliyoruz tabii ki. Ama neyin sevileceğini o kadar da tahmin edemiyoruz bence. Neyin eksik olduğunu görmek bizim için daha doğru oluyor. Şu yapılmıyor, bunu yapabiliriz daha bizim için rahat bir durum mesela. Hit yapabiliriz de. Yani böyle sistemin bug'ını arıyor insanlar genelde bunun için böyle hani hit yapmak gibi. Boşluk doldurmaya çalışıyor. Sistemin bug'ı öyle bir belli zaten. Arabada çalan şarkı demek Türkiye. Ya zaten ama biraz şöyle oluyor. Amerika haritasını yeniden çiziyor herkes. Yani demek istediğim bu da benim dilim diyor ve öyle veriyor. Ve herkes şey diyor. Ha tamam bu farklı bir kompozisyon ama finalde Amerika haritası yani. Değişen bir şey yok yani. Finalde aynı şeyi çizmiş oluyorsun yani. O yüzden benim az önceki gibi ifade edebilirim umarım kendimi. Yani benim Pango ile müzik yaparken de kendi ekibimle yaparken de belli bir meselem yok.
Yani ben ona beğendiğim bir şarkıyı söylüyorum ve o şarkının içinden değişik bir şey buluyor ve onu sample'lıyoruz bazen. Assassin's Creed'den şey Woodkid'i aldık mesela. Woodkid'den Savannah'ın albümüne yeni bir sample çıkardık falan. Hani mükemmel bir şarkı oldu. İnanılmaz oldu. 15 dakikada olmasına rağmen hani şey olduk. Oğlum demek ki hani bu sistem bizim hoşumuza giden şeylerin üzerinden yürüyor yani. Hani biz 10 mg'ı da öyle yaptık. 10 mg'ın ilk sample'ı kimindi? Barbie'nindi. Barbie'nin ilk sample'ladığın Barbie'nin bir şarkısıydı. Ha, aslında yok ya şey aynı evet aynı şarkı üstünden kesip aynen. Black Coin'i de çok beğendim. Black Coin'i sample'ladın. Ben 10 mg'ı sample'ladım sonra aynen. O şarkıdan. Yani Black Coin'e yaptığınız şeyden sen sample'ladın. Sonra ben onun üzerine söz yazdım. Yayınladık şarkıyı. Aynen. Arabada nerede yaptığımızı hatırlıyor musun? Evet evet otobüste yaptık yani tur otobüsünde. Ve onu daha önce zaten bir şarkıya sample'lamıştı. Sonra aynı sample'ı buldu. Dedi ki Oka dedi bu sample'da dedi bir şey var. Ben dedi bunu yeniden sample'layacağım. Sample'ladı 10 mg oldu. Yani demek istediğim çok kasmıyoruz yani bu işi yaparken. Sorunan oldu. Az önce de dediğim gibi yani yola çıkma meselemiz yani bu şarkı hit olsun ya da milyonlar dinlensin ya da şöyle olsun böyle olsun değil yani. Biz daha hoşumuza giden şeyler yapıyoruz ve az önce de dedim yine de dedim. Yani hit peşinde olsam gerçekten stream peşinde olsaydım öncelik verebileceğim bir sürü şarkım var. Hit yani daha çıkmadan yayınlanmış ve milyon streamler elde eden ama hiçbirinin peşinde koşmuyorum yani. Bir de hit kavramı aslında sezonluk bir şey. Ve sen bir albüm yapıyorsun ya. Mesela şimdi albümü yaptın diyelim. Hı hı. 20 sene sonra falan. Yani öyle bir durum çünkü albüm. Bir bırakılan bir... Sen yaşadın oğlum bunu. Doğru ya. Bir şey, bir eser yani. Geri dönüp tekrardan dinlenir. Hani bunu... Ya adam 20 sene sonra ya bu hit değil ben bunu dinlemiyorum gibi bir kafa değil. Senin orada koyduğun kesinlikle karakter, değil. Deneyim önemli. Onun haricinde de şey çok hoşuma gidiyor. Hani Assassin's Creed'den falan sample geçmişsiniz ya. Bu sizin hani bir dünyanız ya aslında. Tabii oynadığınız tabii. Bir oyun. Kendi hayatınız. Buradan tamam, bir kendi kendine bilerek referans vererek bir şey produce etmek. Hani beslenen şeylerden bir şeyler çıkarmak. Abi benim bütün şeyimi zamanım öyle geçiyor. Yalan yok. Bak sana Boydica'yı attığımı hatırlıyor musun? Boydica'yı 20 kere sample'ladık biz. Boydica'yı sample'layan bir sürü Amerikalı sanatçı var. Biz Boydica'yı ben her dinlediğimde gözlerim dolar, tüylerim diken diken olur. Hani en son şey dedim lan ben de yapayım lan bir şarkı Boydica'ya falan. Hani 20 kere sample'ladık bir bok oldu mu? Hiç istediğimiz gibi bir şey olmadı. Hiç istediğimiz gibi olmadı. O şarkı da öyle güzel. Yani. Demek istediğim hani bizim etkilendiğimiz şeyler daha çok ilgimizi çekiyor. Ben mesela Woodkid'i duyduğumda sene kaçtı? Revelations kaçta çıktı? 2016 mıydı Revelations çıktığında? 2016'ydı sanırım. Tam olarak yalanım olmasın hatırlamıyorum. Revelations çıktığında ben bu şarkıyı dinliyordum zaten. Hani Woodkid'i dinliyordum. Midir, Osmanlı'da geçiyor aynen. Assassin's Creed'in Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman'ın suikastçılığını yaparken kurguladığı bir oyunda kullandığı soundtrack Woodkid normalde. Şimdi ben oradan öyle bir etkilenmişim ki seneler sonra aklıma geldi şarkı. Dedim lan böyle bir şarkı vardı açtı dinleyelim. Balaban'daydık hatırlıyor musun? Çatalca'da. Açtık şarkıyı dinledik. Şarkıda hornlar var böyle belli başlı çalınmış bir ezgi hornlar var. Ben o hornları çok seviyordum. Dedim ki aga bunu yeniden sample'layalım. Bir kere sample'ladık şarkı oldu. Bitti. Uğur abiyle yaptığımız şarkı değil mi? Tamam tamam aynı. Çok güzel. Şarkı bitti. Uğur Öztürk ve Pango yaptı mesela şarkıyı. Savan albümünün Sirenler Çalsın şarkının adı da. Savan albümünün ilk şarkılarından biri mesela. Yani yaradılan ilk şarkılarından biri. Ama efsane oldu. Mesela 10 mg da böyle oldu mesela. Yani. Hiç hit arayışında değilken bir mesele doğdu bize yani. Yani genelde bir hit için zaten formül gerekir. Ama siz şu an orada yaptığınızda sıfırdan bir... Tabii. Formül değil. Hani hiçbir şey yok. Bir şeyler keyif alıyorsunuz. Oyun şarkının yani, şarkının şey ilk sözünü yani. Yazan meseleyi belli ediyor. Yani demek istediğim o. Şarkının ilk sözü neyse ondan sonrası akışını devam ediyor yani. Ya da işte düetse şarkı. İlk sözü yazan kimse genelde onun kuyruğunda gidiyor mesela. Yani 10 mg'da da mesela Beko'mla Baho'nun verse'leri vardı normalde. Baho ile Beko o şarkıya düet girecekti. Hani motive 10 mg, feat, Beko ve Baho. Ve Savan albümünde yayınlanacaktı. Sonra onlar kayıda yetişemedi. Ben şarkıyı solo yaptım. Solo yayınladım. Ya meselesi bunlar ibaret. Çok kötü olmuş yani. Onlar için ya bu. Çok üzülmüşlerdi. Ama abi hani hep şeydir ya anneme ev alacağımdır ya bu. Ha, aynen. Hani hep öyledir yani öyle. Anneme abi, ev alacağım. Babama Rolex aldım yani. Hani. Ama bu abi, bir line'dan oluşuyor. Bir cümle yani. Ama böyle bir cümle ama böyle bir şey ifade ediyor yani. Ediyor. O bir cümle daha büyük bir şey ifade ediyor. Yani evet. Ne bileyim o pantolonu da yine başka bir şey ifade ediyor yani. Evet abi ben çünkü bu müzikle eğlenerek tanışmadım ya da dans ederek tanışmadım yani. Bu müzik benim gerçekten hani... Babamda gördüğüm, annemde gördüğüm, kardeşimin gözlerinde gördüğüm şeyden ibaretti. Yani en başından beridir. Yani ben çok eğlenerek yazdığımı söyleyemem bu şarkıları. Ya da ben bu işin içine gerçekten eğlenmek amacıyla girmedim yani. Ben gerçekten eğlenmediğim zamanların hatırına şarkılar yazıyordum. Demek istediğim şey o yani. Daha mutsuz zamanlar için şarkılar yapıyordum yani. Ya da bunu üzerimden atabilmek için bir kimlik oluşturmaya çalışıyordum. Yani hiçbir zaman birileri daha çok eğlensin ya da ben keyif alayım diye şarkı yapmadım yani.
Albüm hakkında konuşalım abi. Ya bu albümün... kadar alt metin ve hani sizin guideline ile ilgili bir sürü şey konuştuk. Buna da bir nokta atışı yaptık aslında abi. Ben sana vallahi yemin ediyorum kaç aydır bu anı beklediğimi bu masada Savana'da olan herkes bilir yani. Benim en büyük şeylerimden biri yani. Bu 23 yaşlarımda yaptığım şeyler yani çok nasıl diyeyim. Bir daha bu zamanların gelmeyeceğinin farkında bir gencim. Ve o bireyim yani. Bir daha asla öyle şarkılar yapamayacağımı, bir daha bu gençlik enerjimi yakalayamayacağımı ya da 50'lerime geldiğimde gerçekten bu enerjimi nerelere kullandığımı bakınca pişman olmak istemediğim bir çizgi benim için. Albümün adı Romantik bu arada. Romantik de benim için aslında tam olarak şahsıma hitap eden bir şey. Çünkü ben böyle biraz şeyim, çok duygusalım, aynı zamanda aşırı ne denir, materyalistim. Yani ikisi bir arada bende. O yüzden mesela 2M'nin meselesi o zaten. Hani 2M'nin meselesi aslında iki farklı şeyi temsil etmesi. Yin ve Yang gibi biraz daha benim için. Hani ne kadar dünyeviysem bir o kadar duygusalım. Yani o ikisi birbiriyle örtüşmediği için biraz daha romantik oldu albümün adı. O da romantik şarkısından gelen bir şey albümün. Aslında Pango hiç istemiyordu albümün işte içinde bir şarkı olsun. Mesela onun adı albümün adı olsun falan yani istemiyordu. Bana da çok klişe geldi. Çünkü o şarkıya da böyle bir şey yüklüyorsun. Ha, evet yani bir böyle klişe geldi ama abi yani. Şimdi dinleyecekler belki albüm yayınlanmıştır bilmiyorum ama kesinlikle öyle bir anlam yüklemeyin. Ben romantik şarkısından aşırı etkilendiğim için ve kendimde ilk defa böyle bir şarkı duyduğum için albümün adını romantik yaptım ki genel meselesini taşıyan şey bu. Çünkü ben trap müzik dinleyen ve trap müzik icra eden birisiyim. Aynı zamanda duygusal işlerim de çok seviliyor. Ama biraz daha bipolar gibiyim yani. Hem trap müzik yapabiliyorum hem daha duygusal yönlerimi konuşturabiliyorum. O yüzden ben de dedim ki neden bu ikisini ayrı tutuyorum? Birleştirdik son albümde. Albümün adı Romantik ama albümün hem çok böyle seni diplere çeken böyle dark trap bir havası var. Ama aynı zamanda da romantik bir havası da var. Duygusal şarkılar da var albümün içinde. Meselesi o yani tamamen. Öyle adım attık, öyle başladık yola. Böyle hem trap hem de romantik deyince aklıma şey geldi ya bu hani bu gece karanlıkta kal. Hani o, kala kal yani o biraz... onun üzerine şöyle düşün kala kal biraz da upgrade oldu. Hani anladım. Daha çok iyi oldu o zaman. Daha basitleşti ve bir cümleye dönüştü. Yani kala kala. Hı. Öyle söyleyeyim sana abi. Biraz bu albüm öyle bir şey. Daha şiirsel bir anlatıma sahip. Yani. Biraz daha bir galiba bu günlerde değil bu yıllarda. Evet. Yani insanların yayınladığının aksine çok daha fazla şarkı olan bir albüm sanırım. Evet abi öyle ve mesela biraz güncel durumlardan da güncel durumları da barındıran bir albüm. Mesela Onu diye bir şarkımız var. Ben deprem zamanı yazdım Onu'yu ve hani o zaman etkilendiğim ve çeperimde gelişen şeylerin beni nasıl etkiliyorsa o frekans, o enerji onları boşalttığım bir şarkıydı Onu mesela. Hani biraz daha dünyaya yani daha evrene, daha kendi insanıma, daha onların bakış açısına verdiğim bir şarkı Onu. Şarkının adı da acayip Onu mesela. Hani dinlemeye başlamadan önce Onu'yu görsen acaba ne çıkacak diye merak edersin yani. Ama aslında finale geldiğinde neden isminin öyle bir şey olduğunu anlayabiliyorsun. Bir de yani. Abi böyle şeyleri bir albümün içinde yayınlamak biraz daha değer taşıyor. Şimdi bir albümde bir öyküye dönüştürebiliyorsun. Bir single olduğunda o tek başına savaşa çıkıyor yani. Dolayısıyla onun bazı şeyleri de sağlaması da gerekiyor bu arada. Çünkü senden bunu başına... duymak mesela sen bunu fark edebilen bir bireysin. Ama şimdi albüm kavramının ne olduğunu bilmeyen bir insana bunu anlatmak mesela. Hani o yüzden mesela bizim Restoran diye bir şarkımız var. Bu albümün zaten en başı geçen yazdan bu yana geliyor. Restoran'da da mesela benim kavga ettiğim bir garsona yazdığım bir şarkı. Storytelling var bayağı. Storytelling yani. Çok hani iyi. Direkt adama, kavga ettiğim adama şarkı yazdım. Mesela adam dinleyince şey diyecek, asiktir bana şarkı yazmış. Ve hani ulan ben o kadar önemli miyim sana gibi. Şarkıda yazılanlar da olmadı tabii ki. Evet tabii ki. Ama sanki sen daha fazlasını olduğu gibi ama yok, sanki yok, sen yok, de yok, gibi. Yok yok, öyle olmadı. Yok, şarkıda yazılanlar olmadı tabii. Hani adam dinleyebilecek değil mi şarkı? Yani kulakları falan var yani. Sağlıklı şu an, bu da kayıt olsun. Evet. Böyle storytellingler barındıran bir albüm ki Romantik zaten öyle bir şarkı. Hani başlı başına öyle bir şarkı ve Savana'yı kapsayan bir şarkı aslında. Benim dostlarımı düşünerek yazdığım duygusal bir şarkı. Gerçekten content bu kadar basic yani. Çok hı-hı, büyüttüğüm bir şarkı değil. Ama ben biraz daha şey istiyorum yani buraya öyle bir duygu yükledim ki ben sana öyle bir şey söyleyeyim ki bir cümle bile olsa sen bunu gerçekten bir albüm kadar yedirebil yani. Benim tek istediğim şey bu. O yüzden çok yoğun yaşayıp çok üretip her şeyi bir kenara stoklayan yani kitap arşivi yapan birisi gibiyim. Gerçekten etkilendiğim bir kitabı alıyorum ve sonsuza kadar saklıyorum gibi bir durum mevcut. Mesela ben çok beğendiğim şarkılarımı yayınlamam. Yani o da bilir. Bir şeyden çok etkilendiysem yayınlamak istemem yani. Ben daha çok bilirim. Yani Oğuz daha çok bilir. Böyle insanların da buna karşı bir hissi olacak diye mi? Yoksa... Ya şeyden dolayı emin olamam. Paylaşmak istemem. Hmm. Yani böyle hissetsin istemem kimse. Demek istediğim şey o. Hani ulan ben bunu yayınlayacağım. Şimdi bu az dinlenecek.
Ama bu kadar kişi bunu hissedecek. Ya neden hissetsin ki? Gerek yok. Ben onu bir kere hissettim, bitti. Bu kötü bir şey. Yani. Ama bazen de insanlar şey, yani böyle kötü olsa hissettiği şeyleri başkalarının da hissettiğini bilmek o yalnızlıklarını yok ediyor. İşte o barajı açmayan şarkıların hepsini romantiğe koyduk zaten abi. Şöyle anladım. De bir şey yani. Var. Mesela... Aşanlar da var bu arada yani. Günden Güne diye bir şarkı var. Sen hiç dinledin mi bilmiyorum ben mesela. Ben hepsini dinledim. Gerçi hepsini dinledin de tam isim olarak hatırlamıyor olabilirsin. Biraz mırıldanır mısın hesabı? Günden Güne sıkıntı bir şarkı mesela. Ben bir ona her beyin dinleyemez yani. Örnek sen verecektim mesela Doğan abi. Dinliyorum abi ben. Ha tamam. Arada onu da şey yapıyorum. Mesela 22'de en çok dinlenen şarkıları zorla çıkarttık Tolga'ya yani. Aynen. Mesela. Kar mesela. Evet. Mesela, yok dedi koyma. Ben 10 kere dedim. Ben koymak istemiyorum bu şarkıları. Bak ben sahnede ne hissediyorum abi, biliyor musun? Kar biraz ama bak senin şeyini yani yolu değiştirdi ben yani. Ben istemiyordum ama işte abi. Ben istemedim. Ben dedim ki ben bu şarkıyı söylerken utanıyorum ya. Abi ben Kar'ı dinlediğimde. Ama utanıyorsun da o hit de o hit değil ben yani. Senin düşündüğün hitle o hit. Farklı senin kendi tarzın. Ben söylemiyorum yani. O şarkıyı. Abi bak ben sana tam kavga edeceğiz. Beni sahnede izle o şarkıyı söylerken. Ben o sahneyi o şarkıyı dinlemeye geldim kanka zaten. Abi benim de aslında zaten demek istediğim şu yani. Kar zaten güzel bir şarkı, sıkıntı yok. Ama benim tek değinmek istediğim nokta. Benim bir şarkıyı söylerken kendim olarak mı söylüyorum yoksa gerçekten başka birisi miyim? Yani o an başka bir şey mi perform ediyorum? Mesele o. Ve ben Kar'da biraz şeyim hani başka birisiyim. Çünkü hani. Mumbaton bir şarkı benim hoşuma gitmeyen BPM'lerde aynı zamanda ben sesimin altlarını çok kullanıyorum. Kar'da da öyle ama ben daha etkileyici olmaya çalışıyorum. Yani anlamlı bir şey yok bak, yani. Abi bak Kar'da mesela ince şeyler var tamam mı? Mesela yani. Bram diyorsun ya şimdi onu Bram'ın hani ne olduğunu bilen onun incesini alıyor anladın mı? Böyle, böyle insanlar böyle küçük küçük şeyler bulabiliyor yani. Evet. Yani aynen böyle kültür referans var falan anlatabiliyor muyum? Yani eyvallah. Öyle bir durumu var yani. Eyvallah. Evet Kar biraz öyle de dediğim gibi hala söylerken utandığım bir şarkı. Sen abi teknik tarafına takılıyorsun galiba. Bilmiyorum. Ya teknik değil de yani biraz da ben kendimde yani. Oynama bir bırak buram Kar'da yani. Sallıyor. Ben sallayan şarkılar dinlemem abi. Bir ama de bunu yanlış ya, anlayanlar da var. Bazen şöyle bir şey olur yani. Hani bir şey çalarsın ve o karanlıktaki herkes... Şu hareketi yapar. Bunu görünce herkes bunu yapmaya başlar yani. Mesela o senkronizasyonu başka şarkıda belki sağlayamazsın. Aynen o, ama işte ben de bir kere bir şarkı eksi yedi ya abi. Bir daha var aynen. Ya. Suratına bakmam yemin ederim öyle bir şey benim. Ama onun vokali de mesela oynak bir vokal yapmıyorsun. Değil. Abi. Yine mumbaton'da giriyor. Yani abi biz ama oynak işte, vokaller yapmıyoruz. Ya şey oluyorum abi. Yani o rahatsız olduğu için şarkının oynatılıyor. Evet ama neden biliyor musun? Hani şeye gidiyor aklım. Ya ben daha önce şimdi albüm yapmış birisiyim. Albümlerimi dinliyorum. Yaptığım şarkıları dinliyorum falan. Yani Kar böyle dünyanın, benim evrenimin ya da öyle diyeyim, yörüngede en bağımsız yerinde yani anladın mı? Yani her şey bir yörüngede birbirinin arkasında devam ediyor. Kar bambaşka bir yerde. Hani onu böyle göremiyorum yani. Zaten arasına önemli olan bana. Bambaşka ama olmak değil mi yapmak hayatımızda istediğin yani? Öyle bir şey ama önemli. Aslında öyle hani konuştuğumuz şey aslında o değil mi? Sen böyle bir şeyler yapmak istiyorsun. Ama az önce dedim ya abi sana yani ben yapıyorum zaten. Sıkıntı yok. 10 miligramda da aynısını yaşadık ama 10 miligram şimdi söylemeyi seviyorum. Yani çünkü neden? 10 miligram rap bir şarkı. Hala rap yani. Formunu bozmuyor. Ama Kar biraz daha benim frekansıma hitap etmiyor. Bad Bunny dünyası gibi mi hissettiriyor? Evet, bana biraz da öyle. Hissettirmiyor. Mesela bu hani senin tarzında bir Bad Bunny gibi. Hani ha, şey evet değil, evet. Daha Dark Mumbaton bir şey. Bad aynen aynen. Değil değil. Yani, ama zaten onu yayınlama amacımız da oydu yani. Biraz ben şeyi göstermek istedim. Yani ya, okey biz de yapıyoruz Mumbaton. Afro biz de çok severiz. Hani ama biz böyle yapıyoruz demek istediğim bir şarkıydı. 10 öyle miligram söyleyeyim. Senin deyiminle etli şarkı ama zaten. Evet. Böyle nasıl bir şarkı? Etli. Etli aynen. Etli hakiki etli yani. Etli abi şu ana kadar konuştuğumuz konular üzerine şöyle bir klişe bir şey soracağım. Tabii ki abi. Ama yani aklım onu getirdi. Böyle ben klişeyi attım direkt. Yani dinleyiciler tarafından, genel Türk dinleyicisi tarafından böyle anlaşılmadığını düşünüyor musun mesela? Hani çok acayip çünkü yani beklentilerin, dinleyiciden de beklentilerin çok fazla gibi geldi bana. Ya yani iyi bir şey bu. Evet senin, abim. Kendini o anlamda zaten bir pres yapıyorsun ama keyif alarak yapıyorsun. Evet çünkü kesinlikle. İyi bir şey çıkarmak istiyorsun. Kesinlikle abi. Hani bunun hakkında bir ya şöyle var. Anlaşılmadığımı düşündüğüm çok zaman oluyor tabii. Yani nasıl oluyor? En basit örneğini vereyim yani. Mesela biz sonuçta yüzlerce konser yapıyoruz abi ve çok yer geziyoruz. Ve ben bunu hani belki şu an dinleyen insanlar bilmiyordur ama ben bunu 11 yaşımdan beridir yapıyorum. Yani ben 11 yaşından beridir farklı şehirlere gidiyorum. Farklı sahnelere çıkıyorum. Benim official release bir şarkım olmadan zaten 10 tane sahnem var. Yani o da gasp edip aldığım hani böyle elinden milletin elinden mikrofonu alıp böyle bir şeyler söylediğim falan öyle sahnelerim var. O yüzden biraz şey oluyorum yani. O zamanlar aldığım tepkiyi şu an Türkçe rap kitlesine alabiliyorum. Evet ama Türkiye'den alamıyorum. Yani demek istediğim şey o. Çünkü
Bizim yaptığımız şey maalesef ki belli bir IQ gerektiriyor. Yani sen bunu dinlerken şey diyemezsin yani. Ya bunu gerçekten bütün gerizekalılar dinler diyemezsin yani. Çünkü benim öyle bir durumum yok yani. Aslında aynen. Yani demek istediğim bir ayırt etme gibi bir şey yani. Ha, aynen. Bu. Mesela bunu sadece sanatçılar yapmasa da bu ülkede güzel olabilir yani. Ama işte Volkan mecburiyim. Volkan da yapıyor mesela bence. Arada bir garip bir post paylaşıp. Tabii tabii. Ben de havayı yani kokluyorum. Almasını gereken kişi alıyor. Çok güzel hiç, bir şey abi. Hiç yok. Sadece ben şeyden çekiniyorum. Yani bence bunu yapan müzisyenler her zaman kendi aromalarını korumalı yani. Sen mesela tamamıyla endüstri bir müzik yapıyorsan. Abi senin kesinlikle koruman gereken bir aroma yine de olmalı yani. Sen aromanı koruyamıyorsan ve gerçekten bir meselede zeminleşmişsen. Yani düzleşmişsen. Şöyle diyeyim. Düzleşmenin bendeki mantığı şu. Hani bir yaptın, iki yaptın, üçle dört de aynı, lan beşle altı da aynı. Hani artık sen düzleşmişsin. Hani senin yapabilecek bir şeyin yok yani. Sen bir şeyler denemiyorsun çünkü tatmin olmuşsun. Ama ben hayatım boyunca tatmin olan birisi değilim. Herhangi bir şeyden tatmin olmuyorum ki. Hani bunu aramıyorum ki. Benim beklentim tatmin olmak değil. Hani o yüzden de müzikte ya şey ya senin değilim. Biraz daha kişisel, sen kendi şeylerini aynen. Bir şeyi tatmin olmak derdin yok. Kendini aynen. ifade edip o konuyu aynen, kapatıyorsun aynen. gibi kesinlikle. Bir şey var. Ben yani. Şeyim ya. Ben şu an böyle bir şey yaşadım lan. Ne kadar boktandı. Hadi bunun hakkında şarkı yapayım. Ben tamamıyla buyum. Aynı anda iki insana aşık olunabilir. Ananı sikeyim ya. Oğlum var ya tam benlik bir soru geldi lan. Nasıl yani? Ya ben buna evet dersem şu anki kız arkadaşımla ayrılmış bulunuyorum. O yüzden üçüncüyü çekiyorum abi. Kusura bakmayın. Üçüncüyü çekiyorum derken. Bunu da öpüşürken gözlerimi... abi ben öpüşürken her zaman gözlerimi açık tutarım bu abi. Bu da dördüncü geldi. Aynen. İstersen beşinci de çekelim bu arada. Sıkıntı çok yok. Enteresan takıl gidiyor. Abi, çok iyi yani. Abi bu sorular sıkıntı. Boktan bir ilişki yerine kaliteli yalnızlık. Dünyanın en mantıklı cümlesini abi. Kendime okudum az önce. Bunu da geçiyorum. Sevgilime yanlış bir isimle seslenem asla. Yedinci benim hafızam geldi. Kuvvetlidir. O yüzden söylemem. Devam ediyorum bu arada ama sakıncası takıl ama. Abi. Başka renkle çekebilirsin. Bu sende o zaman kral. Allah Allah. Boku yedin oğlum sen. Bunu okuyacaksın lan burada. Kokusunu hala unutamadığım biri var yazıyor. Benim, var mı? Çok hafızam çok iyi değil zaten benim ondan öyle biri yok. Koku hafızam mı iyi değil? Sen de bir sıkıntıya girdin sanki şu an. Bir sıkıntı da değil mi yok? Yok yok bir sıkıntı yok. Oğuz bu da sana gelsin kardeşim. Güncel olarak var unutamadığım. Oo bu var ya çok sağlam bir soru oğlum. Sen seçiyor gibisin biraz. Ben cevaplayayım mı senin yerine? Ben seni bundan alıp ben bunu zaten konuşamam. Dirty Talk yaparken İngilizce konuşasım gelir. Hayatımda hiçbir zaman Türkçe 4D Talk yapmadım arkadaşlar. İyi geceler. Bir şey söyleyeceğim. İlk kartı Oğuz'a versene. En baştakini. Aynen. Baştaki. Okudum dediğim var ya. Tamam. Abi dur ne yap. Bu arada tam onluk bir kart yine. Tahmin ettiğim için söyledim. Çocukken büyüdüğümde zengin olacağımı sanardım. Hala sanıyorum abi. Sanıyor musun? Hala büyümedi mesela. Büyüyoruz. Yok büyüdüm de zengin çekmek olamadım. Çekmek isteyen var mı? Diğer sarıdan maviden falan. Ben hepsinden birer tane çekeceğim senin için. Tamam abi eyvallah. Ben de senin için hangisinden istiyorsan. Bak şimdi eyvallah. Bir bundan. Hepsini aynı anda çekebilirim iki, senin için abi. Üç. Biz, bana istediğiniz kadar çekin. Bizim saklayacak hiçbir şeyimiz yok abi. Senin biraz var ya gibi abi, sanki kanka. Benim var bir iki tane var saklayacağım şey ama. Pudingil pürüzsüz yüzeyinde yani öpesim ya? Gelir yazıyor mesela. Öpesim gelir mi? Bu bana çok garip geldi. Mesela kaşık. Ben iki gün önce muzlu puding yedim. Kendim, kaşıkla böyle hani böyle bir kaşıkla şaplatırsın ya. Öpesin geldi mi ama üst tarafını mesela. Kimi? Pudingin. Gelmiş gibi. Spesifik birinin olsa evet diyecekti bu arada. İsim versen okey olacak. Sevgili Halk Ekmek Radio dinleyicileri. Savannah'ın ekibinin bir bölümüyle podcast'ın bir bölümünü yaptık ama Savannah'ın ekibi çok fazla insanın adı geçti. Ve o insanlar da zaten burada olduğu için o insanların da konuşması gerekti. Burada Savannah'dan şimdi yine başka bir sanatçı, başka bir rap artist ve aynı zamanda da Savannah'ın görsel iletişim kreatif direktörü. Kreatif direktörü Jess X Commercial ve Hefe aramızda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk abi. Aynı zamanda Motive tekrar aramızda. Tekrar hoş geldin abi. Ben değişmiyorum arkadaşlar. Ama outfit'in değişti bu arada. Jess AI'la değiştirdi. Bir Samet Şahin konukları değiştirdi. Giydim. Aynen Jess AI de var değil mi artık? Evet abi. Nasıl gidiyor Jess AI? Abi gayet güzel gidiyor. Maaş veriyor mu kanka? Yok abi. Ya veriyorum aslında. AI işi hakikaten çığır açtı benim için. Yani bence öyle düşünüyorum ben. Hem kendi işlerimizde olsun hem kişisel işlerimizde olsun farklı bir boyut kattı. Birçok insanın da ilham olabildiysek, bir yol açabildiysek ne mutlu bize. Bence seni depresyondan çıkardı. Evet beni depresyondan çıkardı. Bir de yani AI'yle yaptığın işleri de bence söyle ki ne kadar fazla olduğunu anlasın insanlar. Yani. Ya kimse bunun bilincinde değil biliyor musun? Şöyle evet AI'la alakalı birçok iş yapıyoruz. Yani hem bunu klip işinde de entegre etmeye başladık hem de bunu artworklerde veya sosyal medyada veya
nasıl diyeyim? Birçok aslında fotoğraf çekimi öncesinde de çalışmalar yapıyoruz AI üstünde. Yani bu aslında hikaye şey, artık AI meselesi şöyle bir noktaya geldi benim için. Yani benim göremediğim şeyleri görebiliyor ve onları... Senin göremediğin bir şey yoktur kanka. Yani uygulayabileceğim birçok alan tanıdı bana. Peki bir şey söyleyeceğim. Biz seninle geçen sene de bu programda, evet, sen bizim konuğumuzdun. Tam bir sene geçti. Ve bu senede sen Hande Yener'le çalıştın. Evet. Evet, Hande Yener'le çalıştım. Nasıldı kanka? Ya benim için öncelikle şöyle söyleyeyim. Yani Hande Yener tabii ki de yani hani Türkiye'ye bakıldığında pop için gerçekten damga vurmuş isimlerden bir tanesi. Evet. Hande Yener olunca. Yo, Hande Yener olunca değil. İş olunca. Ya şöyle açıkçası, ya sonuç olarak o da bir disiplin. Hande Yener'de bir disiplin olarak bakıyorum yani hani ne olursa olsun, mesela atıyorum Amerika'da Katy Perry bir pop sanatçısıyken Kanye West'le birlikte bir parça yapabiliyorken veya atıyorum oradaki bir rap artist veya herhangi bir artist atıyorum orada bir pop sanatçısıyla bir şeyler yapabiliyorken ve ben de burada kendi tarzımda Hande Yener'le bir şeyler yapabilmek benim için çok mutlu edici bir şey. Çünkü şöyle bir durum var. Tarzdan bu arada hiç şey yok. Ödün yok yani. Yok, tabii. Hiç yok bu arada. Yo, evet. Evet, evet. Yani zaten bütün mesele o yüzden sen tarzdan ödün vermediğin sürece Haldun Dorman'la da iş yaparsın abi. Ya tabii hani canım. Fark eden bir şey yok yani. Abi ya. Mustafa Topaloğlu'nu da çekse adam Mustafa Topaloğlu'nu da çekse tarzdan ödün vermiyor. Tarzdan ödün vermiyorsun. Yani bu sonuç olarak abi şöyle bir şey. Hem nasıl diyeyim? Ya hepimizin aslında yani benim kendi şahsi hayalimdi bu. Yani hani bu işi burada yapabilmek mucize benim için. Don Kişot'un yel değirmenlerine karşı savaşması gibi bir şey aslında. Bir hayaldi yani hani bu. Hani Türkiye'de şu anda bundan para kazanmak bence kanka, çok mutluluk verici bir şey. Kanka senin yaptığın işin, bak sana bir şey söyleyeyim mi? Senin yaptığın işin yarısını yaptım Metin Aralat ve o kadar ünlü bir para kazandı. Bak öyle düşün kanka. Anladın mı? Yani yaptığın iş aslında şey yani. Bazen böyle araya gidiyor olabilir, tamam mı? Hani hep yapıyorsun diye. Hep, evet, aynı şekilde iyi yapıyorsun diye. Arada araya gidiyor olabilir ama yaptığın iş o kadar da basit bir, hani az da bir iş değil yani. Yani. Ve bunu da mesela aynı işi gidip başkasına da aynı şekilde yapıyor olmak güzel bir şey yani. Yani kesinlikle sustainable oluyorsun bir kere yani. Hani sonuç olarak bir şey yapıyorsun yani. Nasıl diyeyim? Ya birçok sanatçıyla çalışabiliyoruz işte, yani ne bileyim rap olur, marka olur vesaire olur, bir şey olur. Ama hani mesela şimdi Hande Yener çok uç bir örnek herkes için. Ama şimdi mesela Hande Yener'e böyle bir şey yapmak hani tamam, hani biz ben kendi jenerasyonumu geçtim. Ama diğer insanlar için şöyle bir şey olabiliyor. Ya hani bu adam kim? Nedir? Niye yapıyor? Çünkü... Aynen, niye? Ona diyorlardı mesela bu ne yani? Bunu evet. Ya çünkü biz bu zamana kadar... O kafalar dinozor kafası. Tabii Hande Yener'i hep Nihat Odabaşı ile birlikte bildik biz. Nihat Odabaşı vardı. İşte Nihat Odabaşı, Hande Yener. Sosyete kanka işte. Aynı mimarlarla gibi çalışıyorlar. Aynı fotoğrafçılarla, evet, çalışıyorlar falan gibisinden. Ama bir şey diye... Ama mesela enerji meselesi. Müzikte de enerji ile gidiyor. Hande Yener'in müziğiyle enerjimiz uyuştuysa ne güzel. Yani hani. Aslında mı? Bence bu biraz işte senin sanatının popüler olmasıyla alakalı bir şey. İşte abi, evet, o evet, ödün vermeyi de alakalı. Senin ifade yöntemin popüler ve insanlar gerçekten o ifade yönteminde görünmek istiyorlar. Evet. Mesela abi yine geçen sene seninle konuk olan Melih Kuhn'un da böyle bir durumu vardı. Evet. Hani Melih'in de o ifadesinde bir ödün verme durumu yok. Yani mesela yok. Örneğin Melih Kuhn Zeynep Bastı'da da klip çekti yani ama yine bir tane daha mı var? Benden sonraymış. Ve onda da ödün vermedi yani. Bu arada... Efe hoş geldin abi tekrardan. Hoş bulduk. Sonunda konuşabiliyoruz abi seninle de. Öncelikle ben şeyi aksesuarını çok beğendim. Hangisi? O vücuda öyle monte mi abi? Bu, evet. Altta vida mı var? Aynen, tam öyle bir sistem var. Böyle çevire çevire takıyorsun aynen, değil mi? Aynen, tam öyle. Birinin elinde görmüştüm çünkü böyle. En kolay anlattığım insan sen oldun bu arada abi. Ben de birinin elinde görmüştüm. Ben de bu arada elime yaptırmak istiyordum. Nasıl düşmüyor ya falan demiştim. Elime yaptırmak istiyordum ama şu cebe el atma muhabbeti var. Aa, hesap takılabilir ödedim, aynen. Fırlar falan. Hesap ödememen aynen, lazım yani. Yaptırır seni. Bedel ödemeyelim. Ben ödeyemiyorum da elimde. İşte aynen. Yoksa elimi cebime atacağım. Şöyle şeyler var biliyor musun? Böyle aksesuarlara NFC koyuyorlar. Hani bu telefonu dokundurduğundaki teknoloji var ya abi. Onu o aksesuarlara koyuyorlar. Mesela insanlar yüzükle ödüyor. İşte ne bileyim bu aksesuarlarla aynen, ödüyor falan, öyle şeyler ama yapıyorlar. Ama biri gelip şimdi suratıma telefonlu bir anda falan. Ha, biri, zaten telefon konusunda sahnelerde çok çekiyoruz. Post cihazını oraya koyarsa öyle bir şey olabilir. Yüzümle ödüyorum ben hesabı. Aynen. Öyle bir öyle şey yapılıyor yani. Sadece bilebilir teknoloji terimine, işte yani. Başvurmak terimine yeni bir inovasyon getireceğim. Aynen. Başvurmak için. Abi senin Savan'la ile şeyin ilişkin, işbirliğin, yolculuğun artık hangi şeyle söyleniyorsa yani, ekipten biri olman, parçası olman çorbayla mı başladı yoksa
Öncesinde Savana ise mevzu çorba denilebilir de biz zaten beraber müzik yapmaya başladık neredeyse 11-12 yaşlarında. Hadi ya. Tabii, evet, tabii. Biz tabii. Her zaman beraber. Aynen. En başından yani tanıştığımızda benim de yayınlanmış bir şarkım vardı. Yayınlanmış dediğim öyle akşam şarkı yayında deyip YouTube'a atıyordum. Hı-hı. Öyle bir dönemdi. Kendin yayınlıyordun zaten. Aynen. Yayınlanmış o, falan. Yani şirket, label falan öyle, hı-hı, bir durum bilmiyorduk yani varsa da. En azından Türkiye'de olmayabilirdi o dönem. Tanıştığımızda birer şarkımız vardı henüz daha. O zamandan bu yana bayağı. Hefe ne demek abi? Hefe İspanyolca patron demek. Hmm. Aynen. Ama benim için manası bir tık daha farklı. Samet Şahin biliyorsunuz 10 miligramda bahsettiğimiz. Onun vücudunda yazan bir dövmeci dövme. Samet. Aynen. Onu da dövmeyi yapan da benim mahalleden bir abim. Kültür Bakanımız yani. Aynen. O insanlar. Yani bu işi bize gerçekten dibinden öğreten adamlar yani. Evet. Ha o böyle kulaktan hani sohbet abi anlatıyor falan. Neco abi ve Samet evet. abi hani bizim aslında dövmeden referans verdiğimiz şey sadece dövme değil yani. Bu adamlar kültür ateşleri. Yani adamların evet. bizi anlattığı Köst vardı. O da dövmeci galiba. Evet. Hani şimdi öyle bir Köstüne kişiymiş gibi böyle şey oldu. Çok güzel bir, güzel de bir rap yapar. Ama tabii. Şey Samet abiyle Neco abi çok bu işin içinde olan adamlar değil. Evet. Sadece kültür olarak mükemmel dolu insanlar. Yani bizi de çocukluğumuzdan beri yetiştirdiler yani. Abi ama mesela bazen şey olması gerekiyor galiba. Bak mesela bu doğru bir iş denk gelince çok daha iyi oluyor. Belki mesela çorba yerine başka bir şekilde bir şey çıksaydı belki daha değişik olurdu. Ama çorba çok cool bir iş oldu. Yani çorba çok... şöyle oldu. Bence... Bir daha böyle düşünülüp yapılabilecek bir proje değil yani. Düşünülüp yaparsak tekrar atıyorum çorba iki adıyla bir şey olursa aynı şekilde olur mu emin değilim yani. Çünkü o bir auraydı. Biz 1,5-2 sene kadar böyle görüşüp bir şeyler yapamadık uzun süre. Sonra İzmir'de tekrar buluştuk. Bir anda 2 günde öyle bir şey çıktı. Hani ne alaka? 2 evet. senedir beraber bir şey yapmıyoruz. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Ki eskiden sürekli değil. Yapıyorduk eskiden yani. Eskiden aynen. Habire beraberdik ve sürekli. Ve kişisel bir albüm yani lirik olarak. Tabii. Yani, tamamen. Baştan zaten yan yana yazdık her şeyi. Evet. 2 günde öyle çat çat çıktı yani. Guideline olarak da farklı abi. Hani proje birer dakikalık şarkılar üzerinde. Ya bir aralarda işte. Şeyler var yani. Outline işler var. Yani aslında şarkıyla alakalı olmayan bir sürü şey evet, var. Evet. Ya klibin içindeki göndermelerden evet. mi bahsediyorsun? Yok hem şarkıda hem kliplerde. Tabii ki. Şarkılarda işte, var. Biri mesela Egemen'i arıyor. Egemen'e diyor ki işte ne yapıyorsun? İşte her şey yolunda diyor. Yanımda diyor bir kadın var diyor. Az önce diyor işte öyle bir seks yaptım ki işte anlatamam sana inanamazsın falan diyor. Bu da işte restoranda onu dinliyor. İşte şey diyor, aa öyle mi hesabı? Sonra çat telefonu kapatıyor. Aslında çok alakasız yani. Şarkıyla ya da müzik klibiyle bir alakası yok yani. Şu an aklıma geldi bunu deyince. Üçünüze de soruyorum. Hani şu an bundan sonra göreceğimiz görsel işitsel işlerde mesela dinleyen böyle ya da gören 2-3 kere daha baksın. Hani ne bileyim filmlerde bazen bir şey izleriz de Google'ı açarız ya. Ne demek ya? Var bizde var. Bu olacak. Var. Mesela, daha da fazlası olacak mı mesela? Bence çok keyifli bir şey çünkü. Tüketen açısından. Evet. Bizim kendi albümümüzde mesela Tag diye bir şarkı var. Şimdi Tag nasıl yazılıyor? T-H-U-G U ve G. Yani Tag öyle yazılıyor ama şimdi bunu ben şarkıyı bir yerde denk gelsem mesela şarkının adının Tag olduğunu bilemem yani. Ve Google'a yazarım Tag ne demek ya da işte İngilizce ne anlama geliyor ya bir bakarım yani. Dilinde olan bir kelime ama yine bir yerde bir araştırmak gerekiyor tabii. Tag yani aynen. Onun nezdinde ne konuşsak. Demek? Bizim için ne ifade ediyor? Aslında Tag şarkısının anlamı o. Hani bizim için mesela acıyı ifade ediyor ve işte şimdiye kadar verdiğimiz mücadeleyi ifade ediyor. Ama aslında İngilizce çevirisi silahlı serseri yani baktığında. Ama biz öyle insanlar değiliz yani. Demek istedim. Ve o kelime de bu arada... Sosyal medya yüzünden son bir 10 yıldır falan çok masumlaştırıldı aslında. Tabii ama evet, masum bir şey değil hiç yani. Değil yani. Hiç. Yani ben de orada şey diyorum. Nakaratta şey diyoruz. Neydi? Nakaratta? Para bu halin sebebi bak. Bu halin sebebi bak. Allah yaratmamış beni Tag. Yani şey diyorum orada hani bu hale gelmemin sebebi para ve ben bir serseri değilim yani. Hı-hı. Bir serseri doğmadım ya da cebimde bir silah yok ama para kazanmak zorundayım. Serserilik yani kavramı genel değişti aynen. zaten abi. Bence. Yani. Evet. Hani. Bizim Tag olarak adlandırdığımız serseri değil yani aslında. Masumlaştırıldı aynen. Evet abi ve böyle o zamanki serseriden kastedilen değil şu an bayağı daha büyük bir serseri. Bambaşka yani adam yere tükürüyor illegal olduğunu zannediyor. Ama aslında, ha tabii canım. Çok havalı tanımların altına da yakışıyor bence serseri. Afacan gibi bir hale geldi gibi. Aynen. Basitleştirildi. Evet. Peki Cez sana bir şey soracağım abi. Şimdi bu böyle bir yapıda bu yapının mesela rapçi olmayan insanısın ya sen. Evet. Burada mesela abi şöyle bir şey düşünüyor musun? Belki uzun vadede belki kısa vadede. Hı-hı. Hani başka bu direkt tanıdığınız insanlar dışındaki insanların da bu yapıda belki bir iş yapabilmesi, belki böyle ekipte böyle insanlar olabilmesi, belki garip bir şekilde bir staj formatı bulmanız falan gibi bir... Hemen lafını böyle çok kısa bir şey söyleyeceğim. Sonra sen gel abi benim esas amacım buydu. Bak en başından beri evet. bu adam biliyor. Benim müzik yanından daha çok
ben sanat sektörüne hizmet etmek istiyorum. Yani benim esas amacım bu yani demek istediğim. Ve Cesur'la biz çok ortak paydalardayız. O yüzden onun diyecekleri benim için aşırı önemli. Ya abi şöyle, biz tabii ki de böyle bir şey açığız. Yani burada konuda hiçbir sıkıntı yok. Yani birisinin birisinden iyi olması, kötü olması meselesi değil. Kolektif olarak biz iş çıkarmanın peşindeyiz. Nitekim şöyle bir şey var. Bizimle kolektif çalışan zaten arkadaşlar var. Yani biz dışarıdan destek aldığımız, fikir aldığımız veya bilmediğimiz noktalarda onlarla ilerlediğimiz şeyler var. Ama buradaki asıl amacımız şu. Yani hani benim düşündüğüm kısım şu. Ben bu işe başlarken belli bir mantalitede başladım. Belli bir şeyleri okudum, hissettim, müzik dinledim, insanları tanıdım vesaire. Dokularını aldım öyle söyleyeyim. Ve zaman harcadım. Sana. Zaman harcadım. Şimdi burada artık günümüzde şöyle bir durum var. İnsanlar burada ünlü bir sanatçının fotoğrafını çekip sadece Instagram'da isminin görünmesini istiyorlar. Bu çok yanlış bir düşünce. Yani onun için bizimle çalışacak olan arkadaşların bunlardan önceki şeyi şuna yapmaları lazım. Kendilerini kanıtlamaları lazım kendilerine. Yani zaten burada iyi bir iş çıkarttığında biz onlara gerekli krediti veriyoruz. Gerekli bütçeleri de veriyoruz. Ama buraya gelip ben işte Hefe'yi çekeyim, Tolga'yı çekeyim, ya Moti'yi çekeyim. Çekeyim de benim orada ismim cismim görünsün. Ben zaten yoluma bakarım gibi bir düşünceyle gelirse zaten biz o arkadaşları kapının önüne koyuyoruz tabiri caizse. Aynen öyle. Ki bu arada kimlere ne bütçeler sağladığımızı bu alan bilir. Evet tabii, aynen öyle. Yani çok insana biz olanak tanıdık ama hani oraya gelip yani işte çekip veya yani şöyle en basitinden şöyle bir durum oluyor. Adam kolektif bir konser yapıyoruz biz. Konserde bir sürü arkadaşımız var, eşimiz, dostumuz var. Adam konsere geliyor sadece Tolga'nın fotoğraflarını çekiyor. Niye? Tolga çünkü frontman. Ama yani bu mevzu böyle bir mevzu değil. Tamam frontman, okey tamam Tolga'yı hepimiz biliyoruz, tanıyoruz ama bizim buradaki vermek istediğimiz mesaj kolektif bir mesaj. Yani bize kolektif bir şekilde bir yarar dokunsun ki biz de o adamı ileriye atabilelim. Hikaye çok güzel bu. Bir örnek verdi vallahi. Bu odadaki kimseye yalan söylemedim. Tamamıyla yalan zaten. Tamamıyla yalan bu. Aynen. Söylemişimdir ki. Yani. Buraya gelmesi için Moti'ye yalan söyledim abi direkt. Burayı biliyormuş gibi davrandım ona. Haberi yoktu. Anladın mı? Böyle aradım onu. Cesur beni aradı. Ya dedi Tolga galiba falan filan. Abi sağ ol. Dur dedim. Abi çözüyorum hemen. Aradım Tolga'yı dedim ki yarın ne yapıyoruz? O dedi ki yarın onun bir podcast vardı. He hatırladım dedi o da. Bir de öyle bir durum da var tabii. Hayatımda hiç başka birinin diş fırçasını kullanmadım. Kullandım ya. Bile isteyemem. Bu kadar normal bir şekilde kullandım. Aynen. Ya diyor kendi. Yani. Nasıl kullanmayabilirim ki ya? Bu hayatta görmemem gereken şeyler gördüm. Bir örnekle. Ben mesela eve misafir diye çağırdığım birinin tuvalet tamam. Kağıdı yok diye havluya götünü sildiğini gördüm. Ha siktir ya. Wow. Yolda yürürken osurmadan önce biri var mı diye arkamı kontrol ederim. Ben bu arada osurumdan felaket alev çıkarıyorum. Kanka sen osurunla çok gurur duyuyorsun. Abi savan efekt ortada. Aynen. Ne kadar rezil insanlar. Bir şeyi yaparken yakalanma ihtimalini severim. Bu var ya tam benlik bir karakter. Gerçekten. Ben her şeyimi gizli yaparım ve yakalandığımda da hiç kocunmam. O zaman tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Sabahına hoş geldiniz. İyi ki geldiniz.